Yani gerçek değerlendirmeyi doğal olarak muhatapları yapabilir. Ama biz neden katılmadığımızı ifade ettiğimiz bir metnimiz vardı. Emek Özgürlük İttifakı kurulduğu dönem içerisinde biz de aslında solda da bir birleşik mücadele arayışı içerisindeydik. Bunun yaklaşık aynı dönem içerisinde Emek Özgürlük İttifakı çağrısı yapıldı ve biz o çağrıya katılmadık. Çokça da eleştiri aldık aslında ama şunu söylemiştik. İki temel noktası vardı. Bir tanesi elbette ki bütün bir muhalif güçlerin, solun ve tüm muhalefetin Mayıs seçimlerine doğru giderken Türkiye'yi bu rejimden kurtarmak için birleşmesi gerektiğini söylüyorduk. Ortak bir mücadele zemininin kurulması gerektiğini söylüyorduk ama bunun için toplumsal mücadelenin taşıyıcısı olabilecek bir mücadele hattının ortaya konulması gerektiğini ifade ediyorduk. Emek Özgürlük İttifakı o dönem çok şeyin içerisinden doğdu. Bir parlamenter mücadele sınırları içerisinde ve solun işte 20 milletvekilliği alarak bir grup kurması gerekir mi, gerekmez mi, kim ne kadar milletvekili alacak gibi bir tartışmanın içerisinde doğdu ve biz tartışmaya buradan başlamanın bütün şeyi bir ittifak zemini açısından yanlış olduğunu, aslında bütün bir ülkenin geleceğini ilgilendiren bir seçime böyle tartışmanın, böyle herkesin kendi küçük çıkarlarını ön plana aldığı bir tartışma etrafında başlamasının çok yanlış olacağını ifade ettik ve seçim meselesinin seçim gelindiğinde ayrıca değerlendirilebileceğini söylemiştik. Bunun için aslında Emek Özgürlük İttifakı'nın içerisinde yer almadık ve sonrasında yaşananlara baktığımızda bütün bir seçim aslında biraz böyle kaybedildi. Öyle de bakarsak. Emek Özgürlük İttifakı sonunda böyle yaşadı süreci. Bir seçim geçti ve seçimin ardından aslında yaşananlara baktığımızda seçim içerisinde de ittifak bileşenlerinin bir tür parlamenteye girme üzerine olan şeyi, kimin daha çok gireceği üzerine bir kendi içinde rekabette girmek zorunda kaldı ve aslında onu başarısız kılan en önemli şey bizim en başta söylediğimiz bu hattın doğruluğuna yanlışlığına ilişkin bir tutum daha sonra kendi gerçekliği olarak yaşandı. Şimdi söylediğimiz şey şu aslında bugün. Bir tür bugün içinde söyleyebiliriz, dünün içinde söyleyebiliriz. Türkiye çok ağır bir süreçten geçiyor. Niçin birleşiliyor meselesi tartışılmadan işte yan yana gelinirse, birleşilirse her şey çözülür gibi de olmuyor. Çok denendi bunlar. Artık bu ülke halkının büyük bir çoğunluğu Türküyle, Kürdüyle, Alevisi, Sünnisiyle bu rejimden kurtulmak istiyor. Bütün meselesi bu. Ama rejim ortada durmaya devam ediyor. Niye? Bu sadece rejimin gücüyle ilgili olmayabilir. Bütün muhalefet için söyleyebiliriz. Bir araya gelme de değil tek başına ama şöyle diyelim. Bakın seçim bitti. Mayıs seçimleri, Mart seçimleri. Ciddi bir yenilgi aldı iktidar değil mi? Mart seçimleri. Sonrasında bir bakalım. Bir yenilgi almış bir iktidar gibi mi duruyor? Yoksa muhalefet sanki onları bu yenilgi çukurundan çıkarmak için işte şeylerin, CHP'nin bütün bir tek adam rejimine dönük eleştirilerini ortadan kaldırdı. Onu meşru bir muhatap olarak gördü. Normalleşme, uzlaşma adına. Şimdi hadi seni bir kez daha aday yapalım. Üç kez aday oldu. Bir daha dördüncü kez de aday yapalım. Erken seçime biz götürelim. Yani kimse çekip gitmek zorunda bırakacak bir muhalefet yapmak yerine Erdoğan'ı ve rejimi meşrulaştıran bir şey. Kendi mücadelelerinin artık bu rejim ortadan kalkmadan kimsenin hayatında gerçek kalıcı iyileşme olmayacağı, Türkiye'nin demokrasiden, özgürlükten, barıştan yana herhangi bir gelişme olmayacağını bütün toplumun ve bütün direnen toplumsal muhalefet kesimlerinin ortaklaşacağı bir hattın öncelikle gelişmesi lazım. Bunun biçimleri ayrı bir tartışmadır. Hangi biçimlerde sol, toplumsal muhalefet örgütleri yaklaşır, ortak hatlar kurar, ittifaklar kurar, işbirlikleri kurar. Bu kesinlikle tabii ki farklı biçimlerde yapılmak zorunda. Çünkü eğer derdimiz, bizim hepimizin derdi bu İslamcı faşist rejimden Türkiye'yi kurtarmaksa bunu yapmak zorundayız. Bu yapılmaksızın yani Türkiye'nin muhalif güçleri bu konuda ortak bir tutum almaksızın, bunun değişik biçimlerini geliştirmeksizin başarılamaz. Ama söylediğim gibi şimdiye kadar bunun tek biçiminin sürekli denenmeye çalışılması, sürekli aynı
masaların kurulup aynı isimlerle, aynı yapılarla kurulup sadece isminin değişip sonra tekrar kurulması. Hani aynı suda iki kere yıkanılmaz diye bir söz var. Yani hep beraber 3-4 kere yıkanmaya çalışılıyor gibi de bir tablo var. Bunların da bir eleştirisinin, bütün bu deneyimlerimizin eleştirisinin de ortaya konulması gerekiyor. Buradan hareketle önümüzdeki dönem mücadeleler içerisinde gelişecek ortaklıklar, mücadeleler içerisinde gelişecek kuşkusuz birleşik zeminler oluşturma gibi girişimler farklı biçimlerde olabilir. Biz de bunun farklı arayışları içerisindeyiz. Türkiye toplumu içinde solun, devrimciliğin güçlendirilmesi gerektiğini, öncelikle bunun bütün bir toplumu çürümüşlüğe itilen bu sağcı, gerici fikirler karşısında Türkiye'nin her yerinde bunun da çoğaltılmasının çok önemli olduğunu, bunu geliştirecek bir mücadelenin, bu yolda birleşik bir zeminlerin oluşturulmasında çok önemli olduğu fikrindeyiz. Evet, bizi ziyaret etti DEM Parti yöneticileri. Emek Özgürlük İttifakı'nın artık devam etmeyeceğini söylediler ve kendileri açısından yeni bir arayış süreci içerisinde gireceklerini ifade ettiler. Ama bunun nasıl, ne düşündüklerini doğal olarak biraz kendileri henüz ortaya koyabilir. Çünkü biz daha çok, biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, ülke gerçekliğinde, bugünün siyasi gerçekliği içerisinde mevcut tabloyu değerlendirip yapılması gerekenler üzerine fikir alışverişinde bulunmuş olduk. Özellikle de biraz önce söylediğim gibi seçimler sonrasındaki muhalefetin bütün bu şeye karşı mücadele eden, tek adam rejimine, onun altındaki dinci, sömürücü şeye karşı mücadele eden uzaklaşmış olmasının bir önemli eleştirisinin yapılması gerektiğini ifade ettik. Bunun etrafında bir mücadelenin, bütün bir muhalefeti bu hatta tutacak şekilde bir zemin geliştirilmesinin öneminin altını çizdik. Onun dışında söylediğim gibi somut bir şey içerisine girecek bir noktada değil zaten şeyler. Öyle bir somutluk zaten kendileri açısından da henüz oluşmuş değil. Bir tür ön görüş alışverişi. Yani ilk defa da yaptığımız şey değil. Geçtiğimiz dönemler içerisinde de çok fazla bu tür görüşmeler, mutlaka tabii ki diyaloglar içerisinde oluyoruz. Yapılması da gereken şeyler. Ama ben biraz önce ifade ettiğim gibi şöyle söyleyebilirim. Statik, aynı şeyleri tekrar yapmaya çalışarak olmadı. Belki bütün yaşanan deneyimler, bu Türkiye'de solun geldiği durum, bu ittifaklar içerisinde gelişen süreçler sonunda solun, belki sendikal mücadeleler, toplumsal mücadeleler açısından yaşanan gelişmelerin bir değerlendirilmeye ihtiyacı var. Yani çok fazla oluşturulan şimdiye kadar Emek Özgürlük İttifakı da dahil olmak üzere bu çerçevede oluşturulan zeminlerin geliştirici olup olmadığı tartışma konusu haline gelmeli. Bizim baktığımız yerden mevcut tabloya da bakınca çok da olumlu sonuçlar vermediği bir gerçek. Dolayısıyla başka türlü de düşünmenin faydası olacağını düşünüyoruz. Yani tek bir onu devam ettirmeye çalışmanın, yani Emek Özgürlük İttifakı gibi bütün solun şeyin öyle bir zeminde toplanmasına dönük bir eksen çok yapıldı şu ana kadar. Ve hani belki biz dışarıdan ama diğer katılanlar da içeriden değerlendirdiğinde herhalde çok olumlu sonuçlar ortaya çıkmadı ki sonlandırılması kararı alınmış. Belki bir düşünme diyeyim, farklı bir düşünmeye sevk etmesinin önemli olacağını düşünüyoruz bu deneyimin. Yani nasıl bir somut öneriyle gelineceği önemli. Yoksa şimdi biraz afaki olur benim söyleyeceğim şey. Bu ana kadar söylediklerimin içerisinde belki buna ilişkin kısmi cevaplar var. Biz zaten birincisi herkesin aynı ittifak etrafında toplanması gerektiğine dair bir düşünce tartışma konusu olmalı. Bu yapıldı. Türkiye'de söylediğim gibi öncelikle bütün bir rejime karşı ortak bir mücadele hattının oluşturması bir zorunluluktur ve bu bütün güçler arasında farklı ilişkilerin, farklı birleşik zeminlerin, diyalogların, dayanışma zeminlerinin oluşturulması gerektiğini kabul ederek ama bunun tek bir biçimde olabileceğini, şimdi hani gelmemiş bir öneri hakkında şöyle de bir öneri getirirlerse biz
böyle kabul edebiliriz gibi bir şey tabii ki diyemem. Çünkü bu bir süreçtir. Biz önümüzdeki dönem o kendi değerlendirmeleridir. Nasıl yapacaklarına ilişkin onlar adına da bize şöyle bir öneri getirin diyecek şeyimiz yok. Ama bu söylediklerim bence bir şey için yeterlidir. Söylediğim gibi bir geçilen deneyimlerin yarattığı şeyin bir eleştirisi ışığında düşünülürse aynı şeyi yapmanın farklı sonuç vermeyeceğini herhalde hepimiz görebiliriz. Dolayısıyla biraz şunu söyleyebilirim. Bir taraftan Kürt siyasi hareketinin Türkiye'de kendini bugün geldiği nokta itibariyle de geliştirmeye çalışırken bir taraftan da solun Türkiye toplumu içerisinde güçlenmesine ihtiyaç var. Türkiye'de toplumu içerisinde sol düşünceler, devrimci düşünceler gelişemezse, kendi bağımsız fikirleri etrafında, kendi kimliği ve kişiliği etrafında gelişemezse oluşacak olan zeminlerin çok sağlıklı olacağını da düşünmüyoruz. O yüzden eğer bu konuda illa bir şey söylememiz gerekirse söyleyeceğim. Esas olarak bu noktada solun kendi bağımsız kimliği ve kişiliğiyle toplum içerisinde güçlenmesi, Türkiye demokrasisinin güçlenmesine, Türkiye'de barışın gelişmesine, Türkiye'de bu rejime karşı muhalefetin daha birleşik ve güçlü zeminlerin kurulmasının çok önemli bir halkasıdır. Belki de en önemli halkasıdır. Birleşir, onun biçimleri bulunur. Onun biçimleri de mutlaka bulunur. Söylediğim gibi eğer bu rejimi ortadan kaldıracaksak, onun bir biçimde tabii ki ortak mücadeleleri gelişir. Ama solun da kendi öncelikle bağımsız toplum içerisinde örgütlenerek gelişmesi en önemli noktalardan biri. Çünkü bütün bir toplum eğer sağın ve gericiliğin hakimiyeti altına sokulmuşsa, milliyetçiliğin hakimiyeti altına sokulmuşsa, bunun panzehiri Türkiye'de devrimciliğin gelişmesidir. Türkiye toplum içerisinde onun yeniden güçlenmesidir. Bu şekilde ancak Türk halklarının, Alevilerin, Sünnilerin, bütün ezilenlerin ve emekçilerin çıkarları doğrultusunda toplum ortaklaşabilir diye düşünüyoruz. Birazcık değerlendirdiniz. Benim değerlendirmem hani çok da doğru değil. İçinde yer almadığımız bir ittifakın zaten sonlanmış ki kendileri bir değerlendirme yapmışlar ki son vermişler. Herhalde başarılı olsaydı son vermemiş olurlardı diye düşünüyorum. Dolayısıyla kendi değerlendirmeleri, ittifak bileşenlerinin kendi değerlendirmeleri gerektiği konular. Dışarıdan bizim ekstra değerlendirme yapmamız da yakışık olmaz herhalde. Peki siz... Şimdi birincisi biz sol parti olarak şunu çok net olarak söylüyoruz. Türkiye'de muhalefetin birinci sıraya yazması gereken şey çok açıktır. Bir an önce derhal bu rejimden kurtulacak bir mücadele içerisinde olmamız lazım. Yani ona hiçbir meşruluk atfetmeyecek, onunla herhangi bir uzlaşma, onunla normalleşme, bütün bu hatların dışına çıkacak bir şey. İkincisi bu mücadele mutlaka toplumsal mücadelenin ağırlık merkezinin toplumsal muhalefet olduğu bir noktadan kurulmak zorunda. Biz önümüzdeki dönemin muhalefetinin ki bugün de öyle parlamento merkezli kurulamayacağını düşünüyoruz. Toplumun bugün açığa çıkan talepleri ve hareketleri içerisinde onların geliştirilmesi ve birleştirilmesini esas alan bir mücadele çizgisinin esas olması gerekiyor. Sokak, toplumun içerisinde örgütlenme, toplumdaki şeylerin, işçiler içerisinde, üreticiler içerisindeki tepkilerin örgütlü hale getirilmesi, bunların sokakta birleştirilmesi, bunun tek adam rejimine karşı mücadelede birleştirilmesi için çaba gösterilmesi, buralardan önümüzdeki dönem toplumsal muhalefeti gelişmeli ve biz bunu birlikte yapabilmek için ortak çabalar içerisine girmeliyiz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki sürecin Türkiye'nin çok kritik ekonomik siyasi sorunlarının çözümü noktasında ön plana çıkan, bu konularda çözüm önerileri üreten bir alternatif düzen şeyini geliştiren uzun soluklu bir yanıyla da mücadeleye ihtiyaç var. Şöyle tamamlayayım. Aslında bütün dünya açısından geldiğimiz yer şöyle, real sosyalizmin yıkılışından sonra başlayan bir dönemin sonuna geliyoruz. O dönem aslında kapitalizmin altın çağı, bütün bir şeyi, alternatif düşünceleri silikleştirdiği, kendisinden başka bir sistemi mümkün olmayacağını söylediği bir dönemin sonuna geliyoruz. Büyük bir kriz içerisinde kapitalizm,
toplumlarda büyük bir arayış içerisinde, daha iyi bir toplum arayışı giderek güçleniyor. Bu çürümüş düzeni ortadan kaldırmayı, devrimci köklü dönüşümleri hedefleyen bir şeyin, mücadele çizgisinin, bir alternatifin Türkiye toplum içinde güçlenmesine ihtiyacımız var. Bunu geliştirmeye çalışıyor Sol Parti'de.